Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında bugünkü değerli konuğumuz bizlerle efendim. Kendisi yaşam koçu ve aynı zamanda da medyum Ramazan Askan konuğumuz. Dilerseniz Ramazan Bey önce diye bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri takdim edelim. Bizlerle tanıyalım elbette, ardından da keyifli bir sohbetle de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Nasılsınız Ramazan Bey? Hoş bulduk Özge Hanım. Ben yaşam koçu medyum Ramazan Askan. İstanbul Küçükçekmece'de hizmet veriyorum. İstanbul Küçükçekmece'den geliyorum aynı zamanda. Derin konular. Evet. Nereden nasıl başlayalım diyeceğim ama belki çok sık karşılaştığınız soruları bugün sizlere soracağım. Ama çok sık sorulsa da belki farklı kişilerden farklı yorumlar alınır. Bugün Ramazan Bey'e bakalım bizleri nasıl bilgilendirecek. Dilerseniz büyüye. Tabii başlayalım. Girelim. Bir insanda evet. Büyü olduğunu nasıl anlarız Ramazan Bey? Şimdi bir insanda büyü olduğunu nasıl anlarız? Öncelikle kişinin psikolojik bir sağlık problemi yoksa ve o kişi sürekli uyumak istiyorsa veya uyuduğunda kalkmak istemiyorsa, sabahları uyanmamak için direniyorsa, bu kişinin her şeye tamam deyip kabul ediyorsa, her şeye okey'i veriyorsa, yani hiçbir şeye tepki vermiyorsa, ister çevresinden aldığı sorunlardan, ister ailesinin içindeki sorunlara her şeye tamam diyorsa, her şeyi kabulleniyorsa, o kişide büyü vardır diyebiliriz, evet. Peki bir insanda büyü belirtileri nelerdir? Tabii bir insanda büyü belirtileri şöyle, sık sık suyla temas ediyorsa veya hiç suyla temas etmiyorsa, aynı zamanda sık sık iş çamaşırını değiştiriyorsa veya hiç iş çamaşırını değiştirmiyorsa ya da çok bakımlı, titiz, hijyenikse aşırı derecede ya da tam tersi hijyenik olmayıp yani titiz olmayıp ellerini bile yıkamıyorsa bunlar büyü belirtileridir, evet. Veya tabii büyüye göre şey de değişiyor, belirtiler değişiyor. Mesela büyüler vardır. Rahmani yollarla yapılır, büyüler vardır, şeytani yollarla yapılır. Bunlardan, rahmani olanlardan değil de şeytani yapılan büyülerden şöyle belirtileri vardır. Ezandan rahatsız olurlar veya Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayeti okunuyorsa ve bu kişi böyle bir ortamdaysa bu kesinlikle hem duygusal hem psikolojik olarak rahatsız olacaktır. Eğer kişi rahatsız oluyorsa ezandan, ayetten, Felak ve Nas veya Ayetel Kürsi'den rahatsız oluyorsa kesinlikle bu kişide büyü vardır diyebiliriz. Her şeyi en uç aslında yaşayan galiba, değil mi? Tabii, evet. Biraz böyle hani o belirtileri en uç yaşayan. Evet. Yani hem işte dediğiniz gibi titizliğe çok önem veriyorsa ya da tam tersi. Ya da tam tersi, yaşayan, evet. Şimdi şu şekilde büyülerin belirtileri de farklıdır. Çünkü tarihten bugüne araştırmalarıma dayanarak söylüyorum. Birçok büyü çeşitleri vardır. Yani şu anda Rahmani dedikleri, işte İslam hocalarının yaptıkları muska, onun belirtisi farklıdır. Veya farklı medyumların şeytani yaptığı tılsımların, büyülerin belirtileri farklıdır. Kesinlikle. Felak ve Nas sureleri büyüyü bozar mı? Ya şimdi Felak ve Nas suresi büyüleri bozmaz ama etkisini azaltır. Bir büyünün bozulması için kesinlikle bir İslam hocasına gidip ya da bir medyuma gidip bir koruma yapılması gerekiyor. Bu korumada nedir söyleyeyim? Havas'ın Gizli İlimler kitabından gerek İslam hocaları gerek medyumlar orada büyülerden, işte görünmeyen varlıklardan koruma, rahmani olarak koruma muskalar vardır. Onları alır, çizer, verir, deriletir, boynuna takar. Bende büyü var diye şüphelenen kişilere. Büyülerin zamanları, etkileri var mıdır? Tabii ki de şimdi her yapılan büyünün zamanları ve günleri vardır. Örneğin şeytani olarak yapılan büyülerin günleri vardır. Veya rahmani olarak yapılan büyülerin, muskaların zamanları, saatleri, günleri, mevsimleri dahi vardır. Yaptığımız paranormal araştırma çerçevesinde bunlara da rast geldik. Mevsimi bile olan büyüler vardır. Vav. Peki evet. Ömürlük var mı? Şu şekilde hiçbir zaman ömürlük büyü yoktur Özge Hanım. Şöyle yani domuz büyüsü gibi, papaz büyüsü gibi bir aileyi yok etme, bir aileyi olumsuzluklarla sınamak gibi yapılan büyüler evet ömürlük büyülerdir. Ama bunun dışında yapılan işte şirinlik büyüsü 6 ay ile 3 ay arasında bir zaman dilimi var. Kitaplardan araştırdığımız kadarıyla 3 ay ile 6 ay arasında etkisi sürebilir. Veya sevgi, aşk büyüleri 1 yıl ile 2 yıl arasında
etkisini sürdürebilir. Bunun dışında ömürlük büyüler yoktur. Dediğim gibi papaz büyüsü ve domuz büyüsü ömürlüktür. Evet, bir aileyi yok etme, bir aileyi olumsuzluklarla sınamak veya kişiyi, şahsı da aynı şekilde yok etme, olumsuzluklarla sınamak için yapılan bu büyüler evet ömürlüktür. Bir de papaz büyüsünün iki çeşidi vardır. Mesela papaz büyüsünde birisi bir aileyi yok etmek için yapılır, diğeri ise aşk için yapılır. Tıpkı kaşık büyülerindeki gibi, yani kaşık büyüleri ise hem barıştırmaya hem de ayırmaya yönelik yapan medyumlar veya diyelim büyücüler vardır. Türkiye genelinde büyü yapan ya da yaptıran kişiler kimlerdir? Şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde evet birçok insanlarımızın bugün günümüzde gerek duygusal gerek sosyal durumlardan dolayı insanlar birbirine büyü veya tılsım veya muskalar yaptırdığını çok iyi biliyoruz ve günümüzde de gerek sosyal medyadan gerek normal sosyal hayattan duyuyoruz, biliyoruz, içindeyiz. Türkiye'de büyü yapan kişiler şöyle açıklayayım ben. Evet, medyumlar büyü yapıyor veya İslam hocaları da her ne kadar büyü haram dese de onlar da muskalarla yapıyorlar. Rahmani büyü diyorlar ona da. Aynı şekilde büyü yaptıran kişiler de işte dediğim gibi duygusal ve psikolojik sorunlardan nedeni de yapanlar var. İşte benim işte sevgilim bana kötü davranıyor, biraz daha bağlansın diye. Halbuki bu kendisi de başarabileceği bir durum. Yani hiç büyüye, tılsıma, muskaya gerek kalmadan pozitif bir enerjiyle, pozitif çalışmalarla başarabilecekler. Ama iddia ediyorum günümüzde Türkiye'de yüz binlerce insan birbirine bu şekilde büyüler yapıyorlar. Paranormal aktivite olarak muskalar yapılıyor. Bunlar da şöyle bir sorun çıkartıyor. Kişide ani depresyon atakları geçirmesine sebep oluyor. Aniden bir huzursuzluk, aniden bir mutsuzluk gibi bir durumlara yol açıyor. Bu da psikiyatri ve psikolog anlamında ülkeler arasında üst çıtaya çıkmamıza sebep oluyor. Gerçekten de bugün günümüzde dünya çapında baktığımızda en çok demeyelim de üst sıralarda olan ülkeler arasındayız. Yani şu anda birinci değiliz ama en son baktığımda 6. sıradaydık. Psikiyatrist ilaç kullanımı içinde 6. sıradaydık en son baktığımda ve bu da günümüzde ülkemizde üst, yani psikiyatri anlamında antidepresan ilaçları kullanmak açısından üst sıralara çıktığımızı biliyoruz. Bu da buna sebep oluyor. Halbuki biraz akışında bıraksak olacağını güzeliyle zaten. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Olacaksa olacaktır. Evet. Ben de böyle düşünüyorum. Biraz takılıp kalabiliyoruz işte. Ya şimdi evren öyle bir evren ki insanlar her şeyi merak ediyor. Her şeyde bilgi sahibi olmak istiyor ve yani pozitif veya normal bir zamanı akışına bıraksa halbuki sevgilisi ona daha yakın davranabilir ve daha da çok ilgilenebilir. Ama kendisi paranormal aktivitelerle, yani bilim ötesinde çalışmalarla bunu yapmak istiyor. Saygı duymak gerekiyor. İleriye dönük bir sonraki adıma hep bir merak, ne olacak, ne olacak, evet, ne olacak diye. Evet. Şu anki zamanımızı kıymetini bilmeden geçiriyor aslında. Merak ettiğim bir nokta, astral seyahat var mıdır? Ya şimdi şöyle, evet, astral seyahat vardır. Çünkü astral seyahatin tanımı, çok basit bir örnek verebilirim. Biz insanoğlu rüya görüyoruz değil mi? Bizim rüya görmemizin şeyi aslında ismi astral seyahattir. Yani biz insanoğlu rüya gördüğümüzde bizim ruhumuzun bedenimizden çıkmasıyla beraber farklı alemlere gitmesi. Bu da bir astral seyahattir ama 1960 yılında Amerikalılar bir üniversitede adamlar bu işi araştırdılar. Parapsikoloji bilim dalını araştırdılar. Ve o dönemki Pentagon, Savunma Bakanları ve CIA diye istihbarat örgütleri var. Milyar dolarlarca para harcadılar. Parapsikoloji ve astral seyahat için. Tabii günümüzde Hristiyan medyumlar da var. O dönemde işte Hristiyan medyumları, işte o dönemin falcıları bile, Amerikalı falcıları bile topladılar. İşte astrolojiyle burç yorumlayanları topladılar. İşte kim efendim astral seyahat yapabilecek? Yani astral seyahati kim gerçekleştirebilecek? Evet, astral seyahat vardır. Astral seyahati yapabildiler de. Ama onların hedefi, onların amacı işte farklı düşman ordularına giderek nükleer şifreler almak. Nükleer santral şifrelerini almak veya imha etmek gibi amaçları vardı Pentagon'un. Tabii. Yani siz de araştırabilirsiniz. Bunlar o dönemde milyar dolarlarca para harcadılar ama fiyasko. Tabii Allah buna izin vermez. Evet, astral seyahat vardır. Ruh bedenden çıkar. Bunu evet günümüzde yapamayan insanlar çok. Ama yapabilen insanlar da var. Mesela medyumlar astral seyahati yapabiliyor. Yani Allah buna izin vermez.
Ama asyal seyahat vardır, evet. Mav diyorum. Gerçekten de. Buradan danışanlarınıza neler söylemek istersiniz? Danışanlarıma buradan selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Hepsini çok seviyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Hayat güzel, yaşamak çok güzel. Yaşamayı bileceksiniz. Bu kadar. Elbette. Size de teşekkür ediyorum Özge Hanım, beni konuk ettiğiniz için. Gerçekten de keyif aldım sizinle bu programı yaptığım için. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki bundan sonrası için neler yapmak istersiniz? Evet, bundan sonrası için işte farklı projelerimiz var bizim. Zaten daha önce Müge Oruç Kaptan Hanım'la daha önce bir yayına çıkmıştım. Orada da söylemiştim, bir film projemiz var bizim. Ben kendi 2014-2015 yıllarında bir korku dolu hayatım oldu. Bir paranormal bir olaylar yaşadım. Onu bir korku filmine çevirmeyi geçmiş düşünüyoruz. Olsun. Evet, korku film. Efendim? Birden böyle deyince hani yaşadım derim, acaba üzücü şeyler mi yaşadınız? Yok yok, kötü de değil de iyi de değil, öyle söyleyeyim. Bunu bir film projesine çevirmeyi düşünüyoruz. Şu anda öyle bir proje var masamızda. İşte bunu sinemalarda yer alacak filmin ismini bulduk, koyduk bile. Aşık Çin filmimizin ismi, ama projeler daha masa üstünde konuşuluyor, tartışılıyor diyebiliriz. Gerçek bir kesitten öyleyse. Kesinlikle. Gelen. Başımdan geçen gerçek bir olay ve olaylardan yola çıkarak bu film yapılacak, evet. Öyleyse hayırlısıyla bekliyoruz bu filmi. Tabii, teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bunu da gerçekleştireceğim. İnşallah diyelim. Projeler çok. Evet, bu yani bunun dışında işte pozitif negatif enerji üzerine çalışıyoruz. Artık insanlar paranormal aktiviteler değil de işte büyüyle, muskayla, sihirle değil de insanların pozitif enerjiyle çevresindeki insanlara sempatisini uyandırmak istiyorsa pozitif ve negatif enerji üzerinde çalışarak bunları başarabiliyoruz. Yani biraz da daha çok bilime önem verdiğim için benim için kesinlikle bilim olmadan insanoğlu yaşayamaz. Örneğin bugün benim başım ağrıyorsa ben ağrı kesici içmeden duramam. Siz de öylesiniz tabii. Herkes öyledir. Hı hı. O yüzden bilim önemlidir bizim için. Bilime önem vereceğiz. O yüzden bilime dayalı biraz daha çok çalışıyoruz diyebilirim. Zaten yaşam koşulu da yapıyorsunuz. Evet, yaşam koşulu da yapıyorum. Negatif, pozitif enerji üzerine de çalışıyorum. Tabii kilo alıp vermeye bakmıyorum. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. İşte hocam nasıl kilo alabilirim? Yok, ben ona bakmıyorum. Ben sadece pozitif ve negatif enerjiler üzerine çalışıyorum. Ona bakıyorum. Yani insanları nasıl mutlu edebilirim? Ona bakıyorum. İşte aşk hayatı olsun vesaire, ailesiyle olan sorunlar olsun. Bunlarla ilgileniyorum. Her şey bir enerji zaten. Hani kesinlikle. Nesnelerin bir enerjisi var. Bugün bu masanın bile bir enerjisi varken cansızın bile var. O yüzden pozitif negatif enerjiyle yönlendirmiş başarıyla, oluyorsunuz. Tabii, başarıyla gerçekleştiriyoruz bir takım işleri, evet. Harika. Son olarak neler eklemek istersiniz? Sonradan tekrardan aileme buradan selamlarımı göndermek istiyorum. Canım anneme. Annem şu anda şehir dışında. Ona da sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum onu. Kolaylıklar diliyoruz bizler de sizlere. En kısa sürede inşallah evet, hedeflerinizde isminizi, evet, imzanızı görmek evet, dileğiyle. En kısa zamanda tekrardan sizin de bir program i̇nşallah. Daha yapmak istiyorum. Süper. Özge Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok mersi. Değerli konuğumuz yaşam koçu ve medyum Ramazan Askan bugün işi bilen programımızdaydı. Bir sonraki yayınımızda da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.